7 aydır devam ettirdiği zulüm ve saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeyip mücadele edenleri ve hastaneleri yurtları belirleyen onurlu hekim ve sağlık çalışanlarını selamlayarak sözlerimize başlamak istiyorum. 7 aydır devam eden vahşi zalimlerin tüm zulümlerine sabreden onurlu Gazze halkına selam olsun. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen aç, ilaç, can tehlikesi içerisinde olmasına rağmen hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli doktorlarına ve sağlık çalışanlarına selam olsun. Tüm acılara rağmen sabreden, narkozsuz tedavi olan, kan revan içinde hastane köşelerinde yatan Gazze'deki hastalar şifa bulsun. Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz güreşimizin 25. haftasında Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den itibaren 7 aydır devam ettirdiği saldırıları neticesinde 35 bin kişi şehit oldu ve 100 binden fazla kişi yaralandı. 19 binden fazla çocuk ise yetim kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş. Ancak söz konusu saldırılar uluslararası alanda herhangi bir yaptırıma maruz bırakılmamıştı. Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmaktayken şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3 hastane mevcut. Bunların da sadece 2 tanesinin aktif olarak ameliyatı yapılabiliyor. Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olan El Nasr Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz direniş fermanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız.